Disk Genel Başkanı Kani Beko, eski Hakiş Genel Başkanı, şimdi AKP milletvekili olan Meclis İdari Amiri Salim Uslu tarafından Meclis Kara Listesi'ne alındı. 18 Mayıs günü temaslarda bulunmak üzere gittiği TBMM yerleşkesinin Çankaya girişinde kendisine yasaklı olduğu ve kampüse giriş yapamayacağı söylendi. Konuyla ilgili yazılı başvuru yaptığı halde yanıt alamayan Beko, yasan, hükümetin politikalarına muhalefet eden sendikalara yönelik baskıların devamı olduğuna dikkat çekti. Bu sadece... CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Beko'nun kara listeye alınmasını TBMM gündemine taşıdı. Değerli milletvekilleri, Özel TBMM Başkanı İsmail Kahramana randevu ziyaretçi takip sistemi ekranında yer alan kara liste tanımlaması hangi hukuki dayanağa göre oluşturulmuştur? Şu anki kara listede kimler bulunmaktadır? Kişilerin kara listeye alınmasının sebebi nedir diye sordu. Öncelikle bir sitem Randevu ziyaretçi takip sistemi ekranında Beko'nun isminin karşısında kara liste tanımlamasını kendi gözleriyle gördüğünü belirten özel meclis başkanından şu sorulara da yanıt istedi. Beko'nun girişi hangi makamın hangi yetkiye dayanarak verdiği, hangi kararla yasaklanmıştır? Böyle bir karar varsa kararın tarihi nedir? Bu durum eski bir sendikacı olan Uslu'nun şu anki makamından aldığı gücü keyfi bir şekilde Kanibeko'ya karşı kullandığı anlamına mı gelmektedir? Randevu ziyaretçi takip sisteminde kara liste dışında başka renk listelerde mevcut sitem. mudur? Öncelikle bir sitem AKP'nin grup başkan vekillerine